Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'ın yeni gelen güncellemesinde FPS düşüşü yaşadığımız bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar PUBG Mobile'ı 3-4 defa sildim, yükledim ve maalesef ki çok büyük FPS düşüşleri var ve video çekilemez halde. Yani aşırı derecede bir FPS düşüşü var. Şimdi bu FPS düşüşünü arkadaşlar nasıl çözerim, nasıl ederim diye baktım, kontrol ettim. Ve arkadaşlar tekrardan 64 bit game log beta yüklemeye karar verdim. Şimdi ilk önce şöyle sizlerle bakın şöyle bir ekranı çevireyim. Buradan var olan game kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Tamam bunu kaldırdınız burayı kapattınız. Sonra alttan burayı hemen çık diyorsunuz. Tamam. Sonra kankam buraya ee, şey yazıyorsunuz. Eee bu bilgisayar yazıyorsunuz ve giriyorsunuz. C'ye C geliyorsunuz. Gaming root'u siliyorsunuz. Tamam mı? Bak. Temp. Temp hemen sil abi. Temp'i sil. Program data. Program data'ya giriyorsun. Tencent'i buluyorsun. Siliyorsun abicim. Sil. Tencent'i sil. Program files. Program files. Think games. Asistanta giriyorsun. Buradan sile basıyorsun. Ve buradan burada kaynakları buluyor atla diyorsun bir daha atla diyorsun ve sildiğini silebiliyor silemediği kalıyor sonra burada kullanıcılara geliyorsun Mert Polatoğlu'na bakıyorsun yok diğerine bakıyorsun aptata ee, burada aptatayı bulmanız lazım local burada yok tamam sonra buradan çık buraya gir burada da yok templeri arıyoruz arkadaşlar burada Razer var burada da değil templeri arıyoruz templer templer neredeyse onları sileceğiz arkadaşlar. Şöyle geliyorsunuz. Burada temp yok. E, ee, var. E, Local. Local'da temp. Temp'i bulduk. Sil. Tamam. Açıksa silmiyor. Tamam. Local Lova geliyorsunuz. Burada var mı? Burada da yok. Roaming'e geliyorsunuz. Roaming. Roaming'den Tencent. Sil abi. Sil. Şimdi bunları sildiniz çalıştır yazıyorsunuz abicim hemen alta temp yazıyorsunuz arkadaşlar bakın videodan çıkmayın adam akıllı videonun sonuna kadar izleyin sizlerden rica ediyorum çünkü bu sorun beni çok sinir etti video çekmeye mecbur bıraktı buradan PUBG mobil yetkililerinden biri izler mi bilmiyorum ama abi yemin ederim bir güncelleme getiriyorsunuz lütfen düzgün getirin ya lütfen yani lütfen rica ediyorum sizden her neyse Geri dönüşüm kutusundan hemen bakın arkadaşlar göstereyim size. Geri dönüşüm kutusu burada ya. Bakın geri dönüşüm kutusunu boşalt. Hemen sildiniz tamam mı bunu? Sil abi. 6200 tane dosya. Şuradan hemen denetim masasına geliyorsunuz. Şöyle ekrana getireyim. Programı seçiyorsunuz game loop'u. Buradan kaldır diyorsunuz abi. Kaldır. Kaldır. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş kaldıracağız. Biteceğiz ya. Yani. Bitireceğiz bu olayı. Buradan gemlop gitti mi? Tekrar kontrol edin gitti. Ama burada hala var. Şimdi buradaki masa üstündeki gemlopu da sileceğiz. Heh tamam bu gitmiş zaten. Bu yok aslında yani. Bakın ne diyor? Artık kullanıcı konumunda değil. Yani bu silinmiş aslında zaten. Şimdi asıl yere geliyoruz arkadaşlar. Asıl yere geliyoruz. Videoya başlıyoruz. Yani burada silmeyi gösterdim ve arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin sizlerden ricam emeğe saygı olarak bir yorum bir like bir de paylaşabilirseniz çok memnun olurum videoyu izleyen herkes lütfen yorum ve like atsın arkadaşlar bu diğer arkadaşlarımızın da önüne çıksın görsünler buradan geliyorsunuz ee, buradan youtube'a giriyorsunuz tamam mı mert polatoğlu 64 bit gameloop yazıyorsunuz arkadaşlar Gemlop yazıyorsunuz 64 bit gemlop Bakın burada yeni gemlop 64 bit beta diye bir videom çıkmış 2 ay önce 5100 izlenmiş Buna girin abicim Bir dakika Heh. Buna girdin PUBG Mobile link var hemen videonun altında Buna tıkladın Siteye git diyorsun Burada gemlop indirildi Bakın arkadaşlar görüyor musunuz En üstte gemlop indirildi Buradan hemen indiriyorsunuz Tamam mı hemen Site zararlı mararlı diyor Hiçbir şekilde zararlı değil. 3-4 aydır kullanıyorum bu game Hiçbir şekilde bir sorun yok. Bilginiz olsun. Game indiriyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sorun zaten çıkmıyor. Videonun yorumlarından da görebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Sizlerden ricam bu videoyu beğenip yorum yapın. Niye? Çünkü daha fazla izleyiciye hitap edelim ki. Burada herkesin sorununu çözmüş olalım. Çünkü sabahtan beri ben video çekmeye çalışıyorum. Yok çekemiyorum abi. Kasıyor. Oyun kasıyor çok pis kasıyor. 90 FPS'in altına düşmeyen bilgisayar 20 FPS oluyor ya. Saçmalığa bak. Neyse. Girdik abi. Burada güncelleyemeyenler de güncellemiş olacak oyununu bu arada. bana e tıklıyorsunuz. bana e tıkladıktan sonra burada kur diyorsunuz. Gemlop'u direkt kuruyoruz. Tamam mı? İndirme eklendi. Hazırlanıyor abi. Burada game lobby kurulsun. Ondan sonra tekrardan videoyu başlatacağım. Tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an oyun kuruluyor. %12 tamamlandı diyor. Bakın şöyle de göstereyim. Hani oyun kuruluyor şu an bu doldu. Ondan sonrasında oyun kuruluyor. yüzde %20 oluyor. Şimdi bu oyun kurulurken yüzde %98'de kalabiliyor bazen. Eğer sizde yüzde %98'de kalırsa arkadaşlar ee, şey yapacaksınız 32 biti indireceksiniz Mesela benim şu an indirdiğim Gameloft 64 bit beta Siz 32 biti indireceksiniz bilgisayarınız 32 biti kaldırıyor olmuş olacak şimdi şöyle oyun burada dondu tamam mı neden donduğunu hemen söyleyeyim size Çünkü oyun e, update'ini yapamadı burada oyunu kapatıyoruz tamam mı completed diyor zaten burada oyunu kapatıyoruz sonra Buradan ayarlara giriyoruz. Bakın, burası çok ince. Başlatı kapatıyoruz. Sabit pencere oranı açık. Burada önceden kullandığınız ayarları yapıyorsunuz. Sistem yetkilendirmesi açık. Benim diğer tüm ayarlarımın aynısını yapıyorum ben arkadaşlar şöyle hemen çözünürlüğümü de ayarlayayım. 1440'a 1080 oynuyordum ben. Şu da aynı ee, Ultra 2K, HD 90 FPS. Tamam kaydediyorsunuz ve buradan arkadaşlar çık yapıyorsunuz. GameLoop e, Game çıkıyorsunuz. Sonra burada tekrar GameLoop'a girmeniz gerekiyor. Tekrar GameLoop'a girdiğinizde arkadaşlar bu etkin olmuş olacak. Şuradan özelliklere giriyorsunuz. Buradan uyumluluk, tüm kullanıcı ayarları, bu programı yönetici olarak e, çalıştırı da etkinleştirmeniz gerekiyor bilginiz olsun. Burada giriyorsunuz. PUBG Mobile'a e bir kere tıklıyorsunuz ve oyunun açılmasını bekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu oyun açılacak. Oyun açıldıktan sonra 90 FPS'e almayı göstereceğim. Ben sabahtan belli yani çıldırdım ya ve en son yani e, ne yapacağımı şaşırdım yani bu oyun. Bana harbi sinir etmişti. Şöyle hemen kapatalım şeyi e, adını siz söyleyin ya pencere yakalamaya açalım. Pencere yakalamadan ekranımızı verelim arkadaşlar size. Tam ekran bir şekilde vereyim. Şöyle hızlı bir şekilde bakın. Şöyle oyuna giriyoruz. Bakın arkadaşlar GameLoop 64 bit beta oyuna giriliyor. Oyuna giriyor şu an. Güncellemeyi yapmazsa eğer arkadaşlar bunun 32 bitini indirmeniz lazım. Ben de 32 bitini indireceğim eğer yapmazsa güncelleme ama yapmak zorunda çünkü eee 64 bit bilgisayarlar için uyumlu olanlar var. Bir de 32 bit bilgisayarlar için uyumlu olanlar var. E, o yüzden bu güncelleme yapmak zorunda bu oyun arkadaşlar. Bu anlattığım kısımlar da önemli. Buraları sakın geçmeyin arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Hemen burada ben oyunun e, kendi e-posta şifremi girip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an oyuna giriyor bakın. Görüyor musunuz? Böyle bir hata veriyor. Bunu oyunu başlat diyorsunuz. Bu kadar. Yani bir daha göstermeyi seçip oyunu başlat diyorsunuz. Şura e, arka planda açık kalacak. Diğer loop arka planda açık kalacak. Onu hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu loop arkada açık kalması lazım. Çünkü bakın arkadaşlar şöyle göstereyim bir saniye. Bu PUBG Mobile'ı güncelliyorsunuz. Bu da arka planda açık kalması lazım güncellemenin tamamlanması için. Hemen şöyle size ekranı vereyim. Şu an güncelleniyor arkadaşlar. %32 33 diye yavaş yavaş güncelleniyor. Hemen bu güncellemeyi bir yapsın abi. Yani e, bu güncellemede çok pis sinir oldum ya arkadaşlar. Hiçbir zaman bu kadar sinir olmamıştım. Video çekmeye çalışıyorum, shorts video yapmaya çalışıyorum. Olmuyor ya. Böyle bir kasma, donma olamaz. Yani benim bilgisayarım 90 FPS'in altını vermeyen bir bilgisayar. Bir de bunu düşük sistemler için düşünün. Adamın 30-40 FPS'lik bilgisayarı varsa bu oyunu oynayamıyor ya şu an bu güncelleme yüzünden. Yazık günah kardeşim eğer böyle güncelleme getirecekseniz getirmeyin abi. Açık söyleyeyim yani milletin ee, verdiği paraya emeğine zamanına yazık ya. Bak be, gece 1 olmuş ya abi. Gece saat 1'e ben bu videoyu çekiyorum ya arkadaşlar. Yemin ederim gece saat 1 ya. Vallahi billahi bak alta bakın abi 0 1 10 ya saat 1 10 geçiyor Yemin ederim saat 1 10 geçiyor ya Yazık günah değil mi abi Yazık günah değil mi Yapmayın abi ya Evet güncelleme olmuş Güncelleme olduğunu nereden anladık Hemen karakterin duruşundan Karakterin duruşundan bakın güncelleme ne olduğunu anlıyoruz Karakterin duruşundan anlarsınız zaten Sonra buraya geliyorsunuz. Bu paketlerin hepsini eksiksiz indirin arkadaşlar. Bu paketlerin hepsini eksiksiz bir şekilde indirin. Sonra burada 90 FPS verecek mi vermeyecek mi ona bakacağız. Akıcı 90 FPS seç. Akıcı 90 FPS seç. Gel abi. 90 FPS vermek zorunda abi bu. Bakalım. Aynen. Tamam. Çözdük abi olayı çözdük ya. 90 FPS tamam abi. Çözdük olayı. Olayı çözdük. 90 FPS'i aldık. Yeni güncellemede de sorunumuzu mis gibi çözdük. Paşa paşa çıktık bu şeyin altından da. Arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu 4K HD bir şekilde yayınlayacağım. Herkes HD e, mis gibi izlesin videoyu. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın e, emeklerimizin karşılığı olarak arkadaşlar sizlerden ricam bu videoyu bu tarzı YouTube'da hiç görmedim. Ben yarın atana kadar atmış olanlar olabilir ama gece 1'de çekiyorum bu videoyu. Bilginiz olsun yarın saat 17.00'da bu video yayında olacak. Yani şöyle söyleyeyim e, Cuma günü 17.00'da video yetiştirebilirsem yayında olacak. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Cansınız seviliyorsunuz arkadaşlar.